Sevgili Halk Kürsüsü dinleyicileri, üyeleri, herkese Londra'dan kucaklar dolusu sevgi, selamımı, saygılarımı iletirim. Gündemimizde olan Ege Adaları, Yunanistan ve Türkiye konusuna bir nebze değinmek istiyorum. Yunanistan 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak kara sularını 12 mile çıkartmak istemektedir. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi 3. 70. 122, 123 ve 300. maddeleri gereğince Yunanistan tek taraflı olarak kara sularını 12 mile genişletemez. Lozan'a göre Ege Adaları'nın kıta sahanlığı yok. 3 mil değil 6 mile çıkardılar. Ege ve Akdeniz'in tek sahibi benim anlayışımda olan Yunanistan'ı hatırlatmak isterim ki Lozan barış dengesini bozarsa savaş çıkar. 1995'te casus belli dedik. Bu adamlar Yunan halkının acılar çekmesine neden olur. Ege'de 12 mil savaş nedenidir. Türkiye ve Yunanistan arasında uyuşmazlık konuları içerisinde ilişkileri bir anda tırmandırabilecek konulardan birini bu ülkelerin kıyıdaş oldukları Ege Denizi'nde ulusal kara suları sınırını o 6 milden 12 mile genişletme çabaları oluşturmaktadır. 1982 yılında Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin ulusal kara sularının sınırı azami 12 mil olarak saptayan kararından sonra Yunanistan'ın Ege Denizi'nde ulusal kara suları sınırını 12 mile genişletmek istemesi bu denize kıyıdaş ülke olan ve yaşamsal çıkarları bulunan Türkiye tarafından yoğun tepkiyle karşılanmıştır. Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Denizi'ndeki ulusal sınırların saptanmasında geleneksel deniz hukuku ilkeleri göz önünde bulundurularak 3 millik kural temel kabul edilmiş ve Lozan Barış Antlaşması sırasında iki ülke arasında denge ve sınır bu 3 millik kurala göre saptanmıştır.